Cengiz Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri misafir edebildikse biz de ayrıca sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Erzincan şarküteri ve köy ürünleri yöresel halk pazarı olarak profesyonel hizmetler veriyoruz. Genel hizmetlerimizden, ürün çeşitliliğimizden, sektöre olan katkılarımızdan ve tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Cengiz Şahin kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Cengiz Şahin aslen Erzincan Tercanlı. Evet. Yaklaşık 35 yıldır İstanbul'da ikamet etmekteyiz. Yaklaşık 40 yıl öncesinden marketçilik hayatına babamlar aile tarafından başladı. Baba mesleği diyebiliriz. Bir nevi öyle. Evet. Abilerim, kardeşlerim. 40 yıldır gıda sektörünün içerisindesiniz. Evet. Bundan daha sonra belli bir süre ara verdik. Yaklaşık 7 yıl önce Köylü Cengiz Erzincan Şarküteri olarak Köylü Cengiz 1, Köylü Cengiz 2 olarak devam ettim. Evet. 6 yıl boyunca yaptım. 9 ay öncesine kadar şartlar gereği ara verdik. Evet. Tekrar 9 aydan sonra yeniden bir hizmet verme kararında tekrardan bu yola giriş yaptık. Evet. Amacımız Erzincan, Erzurum, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Anadolu'nun birçok yerinden işte Balıkesir, Çanakkale bir nevi yöresel ürünleri halkla buluşturmak. Buradaki ilk hedefimiz tabii ki birincisi temizlik, evet, hijyen, artı bunun dışında halktaki yöresel köy ürünlerini tam anlamıyla birinci derecede nasıl buluşturabiliriz? Çünkü artık halkımızın gerçekten bunlara erişmesi hem bir yandan çok zor hem bir yandan çok rahat. Ama piyasada gıda denince akla birçok sahtekarlık geliyor. Bizim amacımız burada bunu iyileştirmek, güzelleştirmek. Demin de dediğim gibi yani genellikle gıda sektöründe birçok ürünün taklit ürünü olduğundan dolayı, merdiven, evet, altı ürünü olduğundan dolayı gıda ile alakalı çok hassas olması gereken temizlik artı hijyenin dışında bir de dediğimiz gibi nereden geldiği, güven çok nasıl önemli, geldiği, evet, bunun halka anlatabilmek. Bizim de buradaki amacımız bu. Ama Erzincan yöresi olarak olmazsa olmazımız olan tulum peyniri, hı-hı, tereyağı, evet, bal, birçok işte Erzincan bulguruymuş, değirmen unuymuş. Yine kavurmasıymış. Kuru fasulyesi. Tabii birçok dermasyon, kuru fasulyesi, üzümü mevsimsel, hı-hı, olarak buna benzer birçok ürünümüz. Erzincan normalde Türkiye'nin Kayseri kentidir. Evet. Herkes bunu çok bilmese de Erzincan, Malatya olarak evet, bilseler de. Erzincan Türkiye'nin Kayseri kentidir. Erzincan'da olan elma, Erzincan toprağıyla çok menşur. Hemen hemen her türlü zebze, meyveye, hı, verimli olan bir şehir. Ama tabii bunu ne kadar anlatabiliyoruz ya da halkımız bunu ne kadar biliyor? Tabii bu da halkın takdiri. Ama dediğim gibi Erzincan'ın olmazsa olmazı olan tulum peyniri, tereyağı, bal, evet, birçok ürünümüzde halkımıza amacımız hizmet vermek. Erzincan şarküteri olarak düşüncelerimiz şöyle. Birincisi hizmet, saygı, sevgi. İkincisi kalite, dürüstlük. Bunların hepsini yakalayabilirsekse ne mutlu bize. Evet. Bunun dışında internet satışımız var. Türkiye'de 81 tane ile internet satışı yapıyoruz. Evet, talepleri doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Köylü Cengiz internet sitesinden Türkiye'nin 81 tane iline sadece yöresel ürün olmak şartıyla gönderiyoruz. Hı-hı. Ama sadece yöresel ürün. Marketlerde, evet, marketlerde, pazarlarda bulacakları ürünler değil. Hı-hı. Türkiye'nin 81 tane iline, Edirne'den Ardahan'a her türlü ürünü gönderiyoruz. Beğenilmeyen ürünler bir hafta içerisinde, 15 gün içerisinde tekrardan bize iade edilebilir. Amacımız burada kaliteyi yakalamak. Amacımız, evet, bir müşteriden 3-5 müşteri çıkartabilmek. Ve memnuniyetleri çok önemli. Tabii bunu eğer insanlara, halkımıza anlatabilirsek burada
gerçekten esnaf olduğumuzu, halkımıza hizmet ettiğimizi anlayacağız. Evet, ürünlerimiz tamamen doğal ürünler, tamamen organik ürünler. Ürünlerimizin arkasındayız ve Türkiye'nin neresinden olursa olsun siparişler geldiği takdirde biz de kargoyla ulaştırabiliyoruz. Evet, baharat grubumuz, kuru biber, salça grubumuz Antep, Maraş yöresine ait. Bunun dışında Erzincan, Erzurum, Sivas, Anadolu'nun birçok yerinden ürün satıyoruz ama ağırlık bizim kendi bölgemize hitap etmektir. Evet. Bizim buradaki en büyük amacımızdan bir tanesi Erzincan bölgesine ait ürünleri halkımızla buluşturmak. Aha. Çünkü bu sektörde birçok firma var. Herkes kendi yöresine yakın bir, ama bizim memleketimizde zeytin bitmiyor. Zeytinyağı satıyoruz dükkanda, organik zeytinyağı, ama ayvalığını satıyoruz. Balıkesir, bu tarafa ait yörelerini satıyoruz. Evet, ben de vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz.